Şimdi de bir sonraki sorumuza devam edelim. Sorumuz diyor ki içinde %44 fosfor, %56 oksijen olan bir tozu incelemişler, analiz etmişler. Sonuçta bu çıkmış. Şimdi ben şununla başlamak istiyorum. Bizim elimizde normalde 1 mol bileşik olsaydı bunun içinde 31 gram fosfor olacaktı. Fakat bu bileşikte 44 gram fosfor varmış. O zaman bu bileşik kaç mol diyorum. Buradan da 44,31 mol geliyor. Bu da 1,4 eşit. Bu kadar fosforumuz varmış. Şimdi oksijene bakıyorum. Normalde bizim 1 molünde 16 olacaktı ama bizim elimizde 56 var. O zaman kaç mol diyorum. Buradan da 56 bölü 16 geliyor. O da 2,5. Pardon. 3,5 olacak galiba. Evet. 3,5 mole eşit. Daha sonrasında burada empirical formülayı bulmak için yapmamız gereken bir şey de bulduğumuz en küçük mol sayısını diğer kompoundların mollerini bulduğumuz en küçük mole böleceğiz. Yani kuralımız böyle. Bunu bölünce direkt zaten 1 çıkacak. Yani demek ki empirical formülamızda yani en basit formülde bir tane fosfor varmış. Bir mol fosfor aslında. Bunu da 1,4'e bölünce buradan 2,5 geliyor. Şimdi ben o zaman bunu böyle yazmaya kalkarsam böyle bir şey olacak. Ama bu böyle bir gösterim olmayacağı için bunu eşitlemem lazım. Buradan da P2O5 çıkıyor. Bu da en basit hali. Bunun yanına bir simplest diyelim. Karıştırmayalım. Daha sonrasında da hesaplamamız gereken şey şu. Şimdi bizim elimizdeki simplest formülada bunun kaç gram olduğunu hesaplayalım. Şimdi buradan 31 kere 2 artı 16 kere 5'ten bizim elimize 142 gram compound olduğu ortaya çıkıyor. Fakat bize demiş ki soruda gerçeğinin molar mass'i bu kadar. Şimdi bakıyorum bu gerçek molar mass bu sayının iki katı. O zaman bizim elimizde simplest formülanın iki katı kadar bir compound var. Yani şöyle bunu direkt 2 ile çarpıp bu da moleküler oluyor. Bir sonraki soruda diyor ki yüzdelerini vermiş bu kadar kütlece bu kadar element varmış. Daha sonrasında molar mass'ini de vermiş. Biz o yüzden iki formülayı da bulmamızı istiyor. Şimdi ben ilk önce bunların tek tek kaç mol olduğunu hesaplamak istiyorum. NC diyeyim. Şimdi 26,7 bunun en az bulunduğu ise bunun normalde 1 molünde 12 var. O yüzden o denklemi direkt kurmadan da şimdi böyle yazabilirim. Bundan bu kadar var. Daha sonrasında H için 2,2 bölü 1. Sınavda bu kadar küsuratlı vereceklerini zannetmiyorum. İnşallah öyle yapmazlar. Bu kadar mol. Ben çünkü direkt sayılarını alıyorum şu an. NO'dan da 71,1 varmış. Bunu da 16'ya bölünce buradan 4,4 mol geliyor. O zaman benim simplest'im şöyle. C2,2 H2,2 O4,4. Bu da ne demek? CHO2. Bu simplest. Daha sonra bunun kaç gram olduğunu hesaplıyoruz molekülü formülaya gitmek için. Buradan bakıyorum 12 artı 1 artı 32'den bizim elimizde bundan
45 gram varmış. Ama bize burada soruda molekülür masını vermiş. Molar masını pardon. Bu da 90 grammış. Şimdi 90 45'in iki katı. O zaman yine bir önceki sorudaki gibi bu bulduğumuz simplest formülayı 2 ile çarpacağız. O zaman C2H2O4 bizim molekülür formülamızmış. Bir sonraki sorumuz diyor ki 6 gram organik compound varmış. Bize 2 tanesinin mesini vermiş, karbonumuzun ve hidrojenimizin mesini vermiş. Sadece bu sefer empirical formulayı soruyor çünkü compound'un molar mesini bize soruda vermemiş. O zaman molecular formülayı da sorması imkansız. Şimdi bakıyorum, ilk önce şu 6 grama tamamlamak istiyorum bunları. Böylelikle içindeki oksijen mesini bulacağım. Şimdi bunları topladığımızda 2,8 gram çıkıyor. 6,0'dan da 2,8'i çıkarırsak buradan 3,2 gram oksijenimiz varmış bunun içinde. Tek tek bölüyorum. Yine yapacağım aynı şeyi. Bunun içindeki mol sayısı 2,4'ü karbonun mesine bölüyorum. 12. Buradan da 0,2 mol geldi. Daha sonrasında şöyle H. Ondan ne kadar vardı? 0,4 bölü 1. Bundan da 0,4 mol varmış. Ve son olarak oksijen. Bu da 3,2 bölü 16'dan 0,2 mol oluyor. Bunları da hesapladığımıza göre empirical formüle yazabiliriz. Şöyle gösteriyorum. C'den bu kadar var. H bu kadar. O bu kadar. Bunu da düzenlediğim zaman C H2O oluyor. Bu da bizim simplest ya da empirical da diyebilirsiniz. Onun formülası.